Merhaba arkadaşlar, ben müzik öğretmeni Aykutay. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bir ders videosuyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Haluk Levent'in Beni Biraz Anlasana parçasını çalacağız. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Gitarla çalınan başlangıç şarkılarından birisi. Bu parçada Am akoru, Dm akoru, C akoru ve G akorunu kullanacağız. Bu akorların içerisinde C akorunu öğrenmemiştik. C akorunu öğreneceğiz ve G akorunu da göstereceğim. Parçayı gene 4-4'lük folk ritmiyle çalacağız. Normal basit bir şekilde de çalabiliriz, basit haliyle. Şu şekilde ve kapatmalı şekilde de çalınabilir. Evet, şimdi baştan sona bir çalıyorum parçayı. Arkadaşlar çok özür dileyerek bölüyorum. Kanalıma destek amaçlı, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Evet, şimdi devam edelim. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var. Şimdi yeni öğreneceğimiz akorlarla devam edelim arkadaşlar. İlk önce Do majör C akoru ile başlayalım. Birinci parmağım birinci perdenin alttan ikinci teli. İkinci parmağım ikinci perdenin alttan dördüncü teli. Üçüncü parmağım üçüncü perdenin alttan beşinci teli. Evet, bu Do majör C akoru arkadaşlar. Siz bu akoru basarken muhtemelen bozuk sesler gelecektir yine. Bu bozuk seslerin gelmesinin nedeni akoru tam basamamanızdan. Yani parmaklarınızla tam olarak tellere baskı uygulayamadığınızdan dolayı bu ses gelir. Yani böyle sesler gelebilir. Güzelce
baskı uygularsanız, telleri yani iyice sıkıştırırsanız bu şekilde güzel bir ses elde edebilirsiniz. Evet, şimdi bir de yakın açıdan bakalım arkadaşlar. C akorunu gösteriyorum. Birinci parmağım birinci perdenin alttan ikinci teli. İkinci parmağım ikinci perdenin alttan dördüncü teli. Üçüncü parmağım üçüncü perdenin alttan beşinci teli. Do majör, C akoru. Şimdi diğer akor G akoruyla devam edelim. Sol majör akoru. Birinci parmağım ikinci perdenin alttan beşinci teli. İkinci parmağım üçüncü perdenin en üst teli. Üçüncü parmağım üçüncü perdenin en alt teli. Evet, bu da sol majör. Daha önceki öğrendiğimiz akorlara göre biraz basım olarak zor. Bu üçüncü parmak yerine serçe parmağımız olan dördüncü parmağı da kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için kolaysa tercihe göre bu iki parmak değiştirilebilir. Birinci parmağım ikinci perdenin alttan beşinci teli. İkinci parmağım üçüncü perdenin en üst teli. Üçüncü parmağım üçüncü perdenin en alt teli. Evet, bu da G akoru, sol majör. Üçüncü parmak yerine dördüncü parmağı da kullanabilirsiniz yine. Tercihinize bağlı. Şimdi parçayı çalmaya başlamadan önce yapmamız gereken şey akor geçiş çalışması yapmak. İlk başta AM akoruyla başlıyoruz. AM, sonra C, sonra DM, C, AM, C, DM, C. Bu şekilde akor geçiş çalışması yapın önce arkadaşlar. Mesela C'den G'ye geçiş çalışması yapın. İşte G'den AM'ye. Çünkü bu geçiş çalışmalarını, yani geçişleri yapamazsanız parçayı çalmanız biraz zorlaşacak. Bütün derslerimde bunu özellikle vurguluyorum. İlk önce geçiş çalışması. Akordan akora geçiş yapamazsanız şarkı ortada bölünür ya da bozulur şarkı. Evet, şimdi parçayı yavaş yavaş bir çalmayı deneyelim. Önce basit ritimle çalacağım, kapatmasız bir şekilde. Evet, beraber deneyelim. AM akoru bastık. Kendimi esir aldım. C geçtim. Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var. Gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm. Evet, şimdi siz çalarken muhtemelen bozuk sesler geldi sizden, böyle kötü sesler geldi. Hiç bunlara aldırış etmeyin arkadaşlar, devam edin çalışmaya. Bunlar gitara ilk başlarken
Yani olabilecek şeyler. Ben kendim gitara başladığım zamanda da aynı sıkıntıları yaşadım. Bunlar artık gitara alıştıkça halledilebilecek, çözülüyor bir süre sonra. Siz çalışmaya devam edin. Arkadaşlar, parçaya bir de yakın açıdan bakalım. Benimle beraber siz de çalmayı deneyin. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var. Gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm. Bir dersin daha sonuna geldik artık arkadaşlar. Bu dersimizde yeni akorlar öğrenmiştik. C akoru, Do majör ve G akoru öğrendik. Sizden istediğim bu akor geçiş çalışmalarını yapmanız. Yani parçayı çalmaya başlamadan önce ilk önce akorları sırasıyla şöyle bir basın. D, M, C, A, M, C, D, M, C gibi. Daha sonra ritimle beraber deneyin. Bu şekilde yavaş yavaş C'den DM'ye geçerken biraz zorlanacaksınız ya da AM'den G'ye geçerken ya da G'den AM'ye geçerken zorlanmalar olabilir ama bunlar siz çalıştıkça halledilebilecek şeyler. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olalım arkadaşlar ve videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun sonuna geldik. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.